Mimarhanem kanalından herkese sevgiler. Bugün sizlerle basitçe bir mimar paftaya bakarak benzerini oluşturmaya çalışacağız. Öncelikle örnek paftamızın görselini açıyorum kenara. Evet, şu an örnek paftamız bu. Fakat biz tabii ki bu perspektifleri ve renderları bulamayız. Ama elimizde var olan renderlerle en azından bu paftayı hazırlarken ne gibi komutlar kullandığımızı sizlerle paylaşacağım. Öncelikle şu siyah gördüğümüz alandan, yamuktan başlamak istiyorum. Sayfamı açtım. Tahmini bir boyut girdim paftaya bakarak. Öncelikle siyah rengimi aldım. Daha sonra dikdörtgen aracımı seçiyorum. Bir dikdörtgen çiziyorum. Evet, kapatıyorum. Şimdi bu katmanın üzerine tıklayıp düzenle kısmından dönüştür sekmesine gelip deforme ete tıklıyorum. Buradan uçlardan tutup istediğim şekilde bir yamuk elde edebilirim. Bir bakalım paftamıza ebatlarda nasıl bir değişiklik var. Yanlış olmasını istemiyorum. En benzerini yapmaya çalışacağız. Elbette bu görüntüyü asla elde edemeyiz ama en benzerini yapmaya çalışacağız. Şu an iyi görünüyor. Bunu kapatıp öncelikle buraya bir render atmak istiyorum. Bir renderimi alıp sürükleyip bırakıyorum. Biraz küçülteceğim. Evet, onaylıyorum. Daha sonra üzerine gelip kırpma maskesi oluştur diyorum. Şu an altta kalmış gibi oldu. Buraya aldığım zaman kırpma maskesini oluşturdum ve yamuğumun altına geçmiş oldu. Şimdi bir turuncu çizgiyle haftada görmüş olduğunuz turuncu çizgilerle ana hatlarını belirginleştirmek istiyorum. Şimdi buradan çizgi aracımı alıp yeni bir katman açalım. Daha sonra burada dolgu kısmından turuncu rengimizi alalım. Kontürün burada kapalı olmasına dikkat edin. Buradan kalınlık girebilirsiniz. 100 piksel iyi olabileceğini düşünüyorum. Devam ediyorum. Shift yardımıyla bir dikdörtgen, pardon, bir çizgi çektim. Kare kaldıralım. Biraz daha büyütelim. Evet. Şu an İyi gibi görünüyor. Bakalım. İsterseniz kalınlığı falan arttırabilirsiniz sizler. Tekrar bir kontrol edelim. İyi gibi görünüyor. Sadece şimdi biraz gölge vermek istiyorum. Karıştırma seçeneklerinden, gölge kısmından gölge vereceğim. Şu an gölgesi değil. İsterseniz buradan ayarlamalar yapabilirsiniz. Devam ediyorum. Bir turuncu çizgiyle de bu kısmı da ayırmak istiyorum. Tekrar çizgimi alacağım. Ama katman açıyorum çünkü bazen Photoshop'ta hatalar olunca silmek, geri dönmek daha kolay oluyor. Her zaman söylediğim bir şey. Burada Shift'e basmadan bir çizgi çekmeye çalışıyorum. Bakalım, yakınlaşalım. Bunu tam üzerine almaya çalışacağım. Ve daha sonra kontrol edeceğim. Eğer tam düzgün gelmediyse biraz CTRL-T ile düzeltme yapabilirim. Bakalım. Evet, şu an iyi görünüyor. Buna da bir gölge vermek istiyorum. Bakalım. Şu an gölge çok görünmedi. Yetersiz oldu. Biraz daha şu beyaz kısmından kontrol edersek daha iyi olur. Biraz opaklığını artıralım. Uzaklığını artırabiliriz. Açısını değiştirebiliriz. Şu an iyi gibi. Biraz daha boyutunu arttıralım. Evet. Şu an iyi gibi görünüyor. Evet. Şimdi devam edelim. Benim bu perspektiflere ulaşmam tabii ki de imkansız.
O yüzden kendim SketchUp'tan basitçe bir perspektif yapmaya çalıştım. Direkt ekran görüntüsü aldım SketchUp üzerinden. Herhangi bir render almadım. Şimdi CTRL-A yapıyorum. Seçim. Sihirli değnek ağacını seçip alt tuşuna basarak istemediğim alanları çıkarttım. Şimdi CTRL-C ile paftonun yanına aktarıyorum. Şimdi bunu biraz büyütmek için CTRL-T ile büyütme işlemi gerçekleştirdim. Biraz daha küçültelim. Bakalım paftamızda 4 tane perspektifimiz görünüyor. Alt tuşu ile aynısını kopyalayacağım birebir. Uğraşmak istemiyorum. Hatta biraz daha yukarı alıp tekrar alt tuşuyla kopyalama işlemimi gerçekleştirdim. Şimdi paftamıza bakalım. Burada bir başlığımız, burada bir yazılarımız var. Onları tamamlayıp daha sonra bu kısma geçmek istiyorum. Şimdi öncelikle yeni katmanımı açıp tekstimi alıp yazmaya başlıyorum. Mimari dizayn yazmak istiyorum. Herhangi büyük harflerle yazalım. Herhangi bir şey yazabilirsiniz. İsterseniz projemizin ismini vesaire yazabilirsiniz. Şu an aklıma gelen bu. Bunu ekledim. Büyütelim. İsterseniz daha da büyütebilirsiniz. Kendi değerlerinizle girebilirsiniz. Mesela 95 girdim. Onaylayıp bir kontrol edelim. Rengi bu şekilde gelmiş. Bu paftada arka taraf daha koyu renkler olduğu için beyaz daha kendini gösteriyor ama biz biraz bunun opaklığını açarak tam beyaz yapmak istemiyorum. Ya da tam beyaz yapalım arkadaşlar, bir deneyelim. Buradan tamam diyelim. Bir kontrol edelim. Buradan opaklığını geri arttıralım. Evet, böyle de iyi oldu. Biraz isterseniz mesela bu kısımda yazı stilini değiştirebilirsiniz. Mesela böyle bir yazı stili olabilir. Evet, bu şekilde bir yazı stili de kullanabilirsiniz. Hatta şu yazı stilini biraz daha 90 yapalım. Biraz daha küçültelim. Daha göze hitap etsin. Evet. Şimdi arkadaşlar devam edeceğim. Herhangi bir paftandan bir yazı alacağım. Bu yazımı attım. Direkt hazır olsun diye. Çünkü örnek göstermek istiyorum. Sadece sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu yazımızı büyütelim. 24 çok olabilir. 18 olsun. Rengini de beyaz olarak yapalım. Onaylayalım. Bu kısma çekelim. Bunun gibi birkaç tane kopyalayalım. Çok yazı görüntüsü olsun. Evet. Sizler mesela yazılarınızı yazarken bu arka taraftaki yamuğa göre düzenleyebilirsiniz. Ben şu an hazır bir yazı indirdim, yani kopyaladım. Buradan o yüzden şu an düzeltmeyeceğim. Vakit kalırsa düzelteceğiz beraber. Şimdi bir başlık oluşturalım. Yine tekstimizi alalım. Böyle bir başlık oluşturalım. Hatta şunu ortalayalım ve daha sonra bunu büyütelim. Bir
Biraz küçültelim. Şuraya istediğimiz değeri girebiliriz. Mesela bu 34 yaptım. İdeal diye düşünüyorum. Evet. Böyle bir başlık atmış oldum. Şimdi arkadaşlar paftoma bakıyorum. Burada arka tarafta bir vaziyet planı var. Bu vaziyet planı ben de herhangi bir vaziyet planı atacağım. PDF olarak dönüştürmüştüm AutoCAD'den. Bunu atacağım. Evet, atmasını bekliyorum şu an. Biraz büyütelim. Onaylıyorum. Şu an onayladı. Pardon. Pardon, yanlış tuşa bastığımdan dolayı sürekli aynı şey çıktı. Şimdi biraz bunu bu tarafa alacağım. Kaydırıyorum. Biraz daha da kaydırabilirim. Bu şekil olsun diyelim. Şu an ideal gibi görünüyor. Daha sonra yine bu katmanın üzerine tıklayıp silgi aracımı alıyorum ve üstüne tıklıyorum. Rasterleştirirsin diye soruyor. Evet, tamam diyorum. Buradan ben de Studio versiyonu kullandığım için böyle bir yazı çıkıyor. PDF'e dönüştürdüğümde bunu silmek istiyorum. Buradan hatta biraz bilgisayarımız yavaş olduğu için geç gelebilir. Buradan sertliğini artırıp daha hızlı silme işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Mesela burada da var aynı şekilde. Tamam, silme işlemi gerçekleştiriyorum. Aynı şekilde burada da var. Evet, yok etmiş oldum şu an. Onayladım. Tamam, devam edeceğim haftama. Devam ediyorum haftama. Şimdi arkadaşlar buraya bir render atımı gerçekleştireceğim. Öncelikle bunları atmayla başlayacağım. Daha sonra yuvarlak kırpmamızı göstereceğim. Yine dikdörtgen aracımı seçiyorum. Rengimi bu sefer gri olarak seçmek istiyorum. Biraz daha açık bir renk seçelim. Evet, yaklaşıyorum. Şu kısım silindi. Orası önemli değil. Zaten buraya renderler gelecek. Tekrar düzeltmek istemedim. Onu da belirteyim. Evet olarak bakalım. Şu an iyi gibi ama şuradan bir kontrol edelim. Ne kadarlık bir ebat yapmışlar. Biraz daha enini arttırabiliriz. Onayladım. Şimdi yine aynı şekilde dikdörtgen ikinin üzerine gelip dönüştüre tıklayıp buradan deforme et diyorum. Burada şöyle bir şey söyleyebilirim. Bu yamuğa paralel kenarlar oluşturmak için şu turuncu çizgimizden bir tane kopyalarsak en azından paralel kenarlarımızı oluştururken bize bir referans noktası oluşturmuş olur. Bakın biraz daha çekelim.
Evet, şu an mesela paralel kenar, yanımıza bir paralel kenar oluşturdum. Bunu alt tuşuyla kopyalamak istiyorum. Biraz burada 4 tane vardı. Burada birazcık küçültelim. Önce şunları silelim. Biraz bunun enini bir tık küçültmek istiyorum. Yine mecburen deforme etten düzeltmem lazım. Biraz daha yapabiliriz. İyi gibi. Uygula diyelim. Şimdi alt tuşuyla bunun gibi 4 tane yerleştireceğim. Yaklaşık yapalım bu işlemi. Şu an eşit görünüyor. Şimdi bu alt kısımlara yazı geleceği için az da olsa boşluk bırakmak istedim. Şimdi bunların üzerine render atacağım. Bir tane render'ımı alayım ben. Biraz küçültelim. Onayladım. Şimdi bu dikdörtgen ikimizlerini aldım. Tutma maskesi oluşturuyorum ve içerisine yerleştirmiş oldum şu an. Görüntüyü böyle ayarladım. Bir tane daha almak istiyorum. Mesela dikdörtgen kopyanın üzerine aldığımızda daha doğru bir kıtma maskesi oluşturacağız. Diğer türlü bazen hata verebiliyor. CTRL'yi biraz daha küçültmek istiyorum. Arkadaki alanıma göre onaylayıp tekrar sağ tıklayıp buradan kıtma maskesi oluşturuyorum. Ve paralel kenarın içerisine rendimi yerleştirmiş oluyorum bu şekilde. Şimdi devam ediyorum. Biri çekiyorum. Dördünde de Dördünde de aynı işlemleri uygulayacağım. O yüzden tek tek anlatmaya gerek yok diye düşünüyorum.
Evet, şu an renderlerimi attım. Şu arkadaki vaziyet planını biraz ufaklığını azaltmak istiyorum. Evet. Mesela vaziyet planının biz şu görüntüyü oluşturmadığımız için mesela bu vaziyet planını biraz daha süslemek amacıyla katman açıp boyama işlemleri gerçekleştirebiliriz. Mesela size bunu paylaşacağım. Yeni bir katman açıyorum. Buradan hatta boya kovasacımı alt tuşuyla bu rengi seçtim. Hatta şu alanı seçeyim. Daha doğru olur. Gölgeli kısımda hatalı oluyor. Mesela bir boyama işlemi yapıp pastamızı pastamızın görselini güçlendirebiliriz. Evet. Bunun biraz rengini açmak istiyorum. Çok hafif. Evet. Şimdi mesela burada bir gri tonlama, yollarda bir gri tonlama kullanılmış. Onu nasıl elde edebiliriz? Ona da bakalım. Bu orta kısımda bir şeffaf mekan kullanmak adına böyle bir tonlama yapalım. Renk kullanalım. Biraz daha rengi açalım. Evet. Gri bakalım. Tabii ki farklı vaziyetler olduğu için aynısını birebir uygulamamız imkansız gibi görünüyor. Ama en azından maksimum şekilde biraz renklendirmek amacıyla mesela burası açık olduğu için tamamen bu arada kapalı olması gerekirdi alanların. En azından bir renklendirmek adına böyle bir şey kullanalım istedim. Mesela bunu biraz katmana gelip opaklığını azaltalım. Aynı şekilde mesela bir gölge verebiliriz. Gölgemizin rengini bu tonlarda seçip açısını değiştirebiliriz. Boyutunu biraz küçültelim. Biraz daha açabiliriz hatta. Evet. Mesela bu şekilde hem perspektiflerimizin rengine bir atıf yapmış olduk hem de en benzer şekilde şu an sizlerle haftayı düzenlemeye çalışıyorum. Devam ediyorum. Burada bakıyorum. Yuvarlak yapmam gerekiyor. Yine katmanımı açıp buradan elips aracını seçip shift yardımıyla düzgün yuvarlakları oluşturdum. Burada bunu bu şekilde koyalım. Bakalım dizaynında nasıl yapılmış. Tekrar alt tuşuyla benzer bir durum yapalım. Alt tarafa göre yapabilirsem daha doğru olur. Evet, bu şekilde. Şimdi arkadaki turuncuyu biraz daha opaklığını azaltmak istiyorum. Daha soft olsun istiyorum. Aynı şekilde mavinin de. Şimdi bu yuvarlak çizmiş olduğum elipsenin içerisine, yuvarlakların içerisine render atacağım. Tekrar bir render'ımı alıyorum. Yine shift yardımıyla küçültme işlemini yapıp
Üzerine bırakıyorum. Şimdi bu elips birin üstünde olması gerekiyor. Yoksa olmuyor diğer türlü. Ben mesela şu an bir tanesini yerleştirmiş oldum. Bir tane rendirimi içerisine atmış oldum. Devam edeceğim. Herhangi şeyler farklı renderler olmadığı için sürekli aynı renderleri atıyorum ama devam edeceğim. Mesela bunu buraya koyalım. Kırpma maskesi oluşturalım yine. İsterseniz kırpma maskesi oluşturmak istemiyorsanız yuvarlak kırpma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Ben onu diğer videolarımızda sizlerle paylaşmıştım. O şekilde devam edebilirsiniz. İsterseniz benim gibi kırpma maskesi de oluşturabilirsiniz. Yine elips 2'nin üstüne alıyorum. Hatta birinci kopyanın üstüne. Yanlış oldu. Evet, şimdi girecek maskenin içerisine. Evet, devam ediyorum. Bir tane daha alıyorum. Şunu alalım. Bakın altta kalmış. Önce onaylayalım. Onun üzerine alalım. Biraz daha büyütelim. Kutma maskesi oluşturmuş oldum. Şimdi bu aralara turuncu çizgiler çizilmiş. Bunları biz de yapalım. Yine çizgi aracımı alalım. Doğrusu buradan turuncu ayarladım. Çift yardımıyla düzgün bir çizgi çekmeye çalıştım. Bunları kopyalayabilirsiniz. Daha kolay olması için. Kopyalayıp daha sonra ayarlamasını yapabilirsiniz. Mesela biraz büyük geldi. Devam ediyorum. Bunu çizgi araçlarını katmanın altına alırsanız görünmez bu fazlalıklar. Şu an uğraşmayacağım onlarla. Evet. Dediğim gibi arkasını alırsanız fazlalıklar görünmez. Zaten göze batan da bir durum yok. Şimdi arkadaşlar size şundan bahsedeceğim. Yuvarlak yazmadan bahsedeceğim. Etrafına nasıl yazı yazabiliriz? Ondan bahsedeceğim. Örneğin şu renderimizin etrafına yazı yazalım. Tek seçeneğimizi alıyoruz. Sekmemizi alıyoruz. Önce almadan önce şu iki nolu random üzerine geliyoruz. Hatta elips bir kopyasının üzerine geliyoruz. Pardon. Şimdi bunu alıp bakın arkadaşlar şu imleç burada farklıyken kenarına geldiğinde dalgalı bir imleç haline geliyor. Tıklıyorum ve yazımı yazmaya başlıyorum. Örneğin ne yazabiliriz? İşte Güneydoğu perspektif diyelim. Herhangi bir şey yazmak istiyorum. Pardon. Şöyle şuradan rengini siyah yapalım. Sanırım. Sanırım altta kalıyor. Evet, pardon. Güneydoğu perspektif diyelim. Sonra yukarı alacağım ben onu. Evet. Bu şekil mesela renderlerinizin üzerine yazı yazabilirsiniz. Evet. Bunu kopyalayacağım. Hatta bunun rengini beyaz vesaire de yapabiliriz.
Bakalım beyazda nasıl görünüyor. Biraz renksiz görünüyor. Bir de gri tonları ya da siyah tonlarında olabilir. Gri sanki daha iyi gibi. Biraz çok göze batmıyor. Tamam diyelim mesela. Bunu aynı şekilde kopyalayabilirsiniz. Ya da daha yeni göstermiş olduğum şeylerle, yöntemle bunu yazabilirsiniz. Basitçe. Şu an hepsini aynı şekilde kopyalamak istiyorum. Tasarım kumaşı. Evet. Burada bu şekilde tamamlandı. Şimdi sağ tarafta okların kullanımından bahsedeceğim. Yine aynı şekil yazı kopyalama işlemi yapabilirsiniz. Hatta birkaç cümlesini silelim. Burada yazımız fazlaymış. Şimdi fark ettim. Evet. Mesela bundan yine aynı şekilde kopyalıyorum. Mesela böyle olduğunu düşünelim. Şimdi oklarımızı nasıl kullanacağız? Öncelikle yine bu kısımda özel şekil aracını seçiyorum. Buradan birden fazla farklı özel şekiller var. Ben mesela şu oku kullanmak istiyorum. Yaklaşıyorum ve okumu çiziyorum. Renginin turuncu olduğunu görüyorum. Ben beyaz olsun istiyorum. Tamam diyorum. Şimdi bunu yönünü değiştirdim. CTRL ile buradan yön değiştirip büyütme işlemi yapabilirsiniz. Onaylayalım. Hatta biraz daha küçültebiliriz. Evet, mesela böyle bir kullanabilirim. Yeni bir şekil daha alıyorum. Sen bu okumuzu kullanabiliriz. Onaylıyorum. CTRL ile döndürme işlemi gerçekleştiriyorum. Shift'e basılı tutmayarak buradan göz kararı en paralel şekilde okumu çizmeye çalışıyorum. Mesela bunlardan kopyalayalım aynı şekilde. Biraz küçültelim. Bunu biraz daha küçültelim. Sizler de farklı araçlar kullanabilirsiniz. Tamamen maksimum seviyede paftamızı, örnek paftamıza benzetmeye çalıştım. Tabii ki değişiklikler yapabilirsiniz. Mesela numaralandırma için buralara tamam. Minik elips araçları çiziyoruz. Bunlardan biraz opaklığını azaltalım. Genelde opaklığını azaltarak çalışırsanız daha iyi olur. Çünkü çıktılarda çok koyu renkli çıkabilir. Ya bunu da ekleyelim. İçerisine numaralandırma yapalım. Bunu da büyütelim. Evet.
Genel itibariyle sanırım haftayı tamamlamış olduk. Sizler tabii gölgelerle vesaire daha da zenginleştirebilirsiniz. Basitçe bir hafta hazırladık. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.